Beysaş Lojistik Paratoner'i sunar. On Aralık Perşembe haftanın dördüncü işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Piyasalarda yine Brexit belirsizliği, Amerika'daki yardım paketi tartışmalarını takip ediyoruz ve bugün de gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda beklentiler 500 milyar doların üzerinde bir varlık genişlemesine gideceği ve aynı zamanda da bu PEP'in tahvil alım programı süresinin de 6 ay kadar minimum uzatılacağı yönde. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Tabii Türk Lirası tarafında da hafif yükselen bir CDS ama rekorlar kırmaya devam eden bir Borsa İstanbul var. Peki borsa rekorlar kırmaya devam edecek mi dün olduğu gibi diye soracağız. İki değerli isim var. Önce konuklar, sonrasında haber turu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bankacılık sektörünün pozisyon açığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elvan, bankacılık sektörümüzün şu an itibariyle döviz pozisyonu açığı yoktur ve 3.3 milyar dolar artıdadır dedi. 3 kamu bankamızın pozisyon açığı vardır ancak açığın öz kaynağı oranına baktığımız zamansa %20'yi geçmemelidir. Bir kamu bankamızın oranı %12, diğer bankamızın oranı ise %10, 3. bankamızın oranı da %9'dur. Yani %20'lik kriterin oldukça altındadır. Özel sektöre ait bankaların döviz pozisyonuna baktığımız zamansa toplamda 6 milyar dolar fazlaları olduğunu görüyoruz şeklinde konuştu. Özetle bankacılık sektörünün şu an itibariyle bir pozisyon açığı olmadığını söyledi Bakan Elvan. İkinci habere geçelim, sıcağı sıcağına. Az önce geldi bu data TÜİK tarafından ve Eylül ayı işsizlik oranı beklendiği gibi düşüş kaydetti ve %12.7'ye geriledi. Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaştakilerdeki işsiz sayısı 2020 senesi Eylül dönemine göre yılın aynı dönemine kıyasla 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalışta %14.9 olarak açıklandı ve istihdam oranına da sorun olarak baktığımızda %44.1 şeklinde gerçekleştiğini söyleyelim. Hemen kameralarımızı tansiyonun oldukça yüksek olduğu Brüksel-Londra hattına çevirelim. Dünkü akşam yemeği de hüsranla sonuçlandı. Başbakan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la Avrupa Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Brüksel'de yıl sonuna kadar ticaret anlaşması sağlanması çabaları kapsamında akşam yemeğinde gerçekleştirdikleri görüşmeden de uzlaşma çıkmadı. Görüşmelerde balıkçılık, ticari işletmelere yönelik rekabet düzenlemeleri ve varılacak anlaşmanın hangi kurallara tabi olarak yürürlüğe sokulacağı konularında uyuşmazlıklar yaşanmaya devam ettiğini söyleyelim. Avrupa'da bir uzlaşmama haberi var ama bir de anlaşma haberi var. Polonya, Macaristan 1.8 trilyon euroluk Avrupa bütçesine Almanya ile anlaştığını duyurdu. İki ülke AB bütçesi ve Covid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan bu destek programını hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlamak istemesinden dolayı veto etmişti. Varşova tarafından yapılan resmi açıklamada Polonya ve Macaristan'ın Avrupa Birliği'nden 1.8 trilyonluk bütçesi ve pandemi teşvik planı önündeki engeli kaldırmak için de Almanya ile bir uzlaşmaya vardığını söyleyelim. Bir başka önemli tartışmaya geçelim. Amerika'ya, orada da biliyorsunuz paket tartışmaları devam ediyor ve bu anlamda. Ancak Temsilciler Meclisi ülkedeki federal kurumların 11 Aralık Cuma günü itibariyle kapanmasını önleyecek ve bir haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı. Kapsamlı bütçe tasarısıyla yeni tip koronavirüs destek paketi görüşmelerine de anlaşmaya varılmasına zaman sağlayacak bir tasarı olarak gözüküyor ve bir sonraki durağı ise ABD Senatosu olacak ve tasarının Senato'da bir an önce onaylanarak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor. Ve son haberimize geçelim. Son haberimizde ABD Senatosu çoğunluk lideri Mitch McConnell
kongre üyelerinin COVID-19 yardım paketi üzerine bir anlaşmaya varmanın yolunu bulmak için çalışmaya devam ettiğini söyledi ve demokratların Trump yönetiminden 916 milyar dolar büyüklüğündeki virüs yardım paketini reddetmesinin ardından konuştu. Müzakerelerde ilerlemek için bir yol bulmak için hala çalışıyoruz. Ve günün manşetine gidelim, son haberimize. Az önce düzeltiyorum, son haber demiştik ama bütün gün bu haberi bekliyor piyasa. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi bugün toplanıyor ve resesyonun vurmuş olduğu Avrupa bölgesi ekonomisinin bir virüs aşısı geliştirene kadar, toplumun geniş kesimlerine uygulanana kadar destekleyecek yeni teşvik tedbirlerini açıklaması bekleniyor. ECB geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda ekonomiyi desteklemek için yeni tedbirler almayı kararlaştırmıştı ancak bu tedbirlerin detaylarını da ortaya koymamıştı. Haberin detaylarında yok. 1.2 trilyon dolarlık pakete 1.8 trilyon gibi teknik detaylar çok daha önemli ve aynı zamanda burada tabii ki vadesini de 6 ay kadar uzatması bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'nın. Ekonomik veri ajandası da devam edelim. Hemen bugün önemli veri ajandasına bir bakalım. 14.30'da Merkez Bankası'ndan haftalık veriler açıklanıyor. 15.45'te ECB'nin faiz kararı olduğunu söyledik. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak burada tahvil alım programının hem vadesi hem de miktarında bir oynama bekliyor piyasalar. Koronavirüsün yaratmış olduğu ekonomideki bozulmanın önüne geçmesi için. 16.30'da Amerika'da çekirdek tüfe, aynı zamanda devam eden işsizlik sigortası başvuruları var. Hemen günün bir de ikinci yarısına bakalım. Bugün veri trafiği açısından oldukça sığ bir gün. Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvurusu, federal bütçe dengesi ve 16.30'da da ECB faiz kararından sonra bir basın açıklaması yapılması bekleniyor. Dün Kanada tarafından Pfizer'ın aşısına onay verildi. Bugün de FDA'den, Amerika'dan, Gıda ve İlaç Komitesi'nden bir onay bekliyor piyasalar ya da en azından yarın. Dolayısıyla da piyasalar için olumlu olmaya devam ediyor aşı gelişmeleri. Peki neler açıklandı diye hemen sabah saatlerine uzanalım. Az önce de haberimizde de aktardık. İşsizlik oranı bir miktar geriledi. 12.7'ye düştü. 13.2'lik bir önceki rakam olduğunu söyleyelim. Japonya'da büyük imalat koşullarında 21.6'ya gelmiş olduk. İngiltere'nin büyümesinde aylık bazda ise 0.4 olarak açıklandı ki önceki rakam 1.1 olduğunu söyleyelim. Birleşik Krallık'tan aynı zamanda imalat üretimi açıklandı. %1.7 olarak geldi. Yeni Zelanda tarafındaysa da aylık kar satışlarında 8.8'den 0.1'e gerilediğimizi söyleyelim. Fiyatlar ve grafiklerle devam edelim. Evet, devam ediyoruz. ABD ve Avrupa vadeleri endeksleri yataya yakın bir seyir izlerken şu anda bu seyrin devam ettiğini gördük. Dün Wall Street'te yaşanan çok ciddi anlamda teknoloji bazlı sert satışlar vardı. Bunun sebebi Facebook, Amazon gibi birçok devin aslında bir soruşturmaya tabi tutulabileceği şeklinde haberlerde. Avrupa'da teknoloji devlerine yakın zamanda bu anlamda bir soruşturma açabilir. Dün Nasdaq tarafındaki satışlar tüm borsaları negatif etkilemişti. Amerika'da tabi yeni teşvik paketi üzerinden uzlaşma sağlanamaması da altının fiyatlarını gevşetmeye devam ediyor. Amerika'da da ise stoklar arttı, petrol stokları, ancak bu artışa rağmen petrol fiyatlarının yükseldiğini görmüş olduk. Sebebi ise İngiltere'nin COVID-19 aşısına başlaması, Kanada'nın bu aşıya onay vermesi ve FDA'den de bu hafta Amerika tarafından da bir onayın neredeyse %100'e kesin gözüyle bakılması diyelim. Bakır fiyatları çok ilginç. O tarafta bakır, demir, çelik gibi fiyatlarda çok ciddi rekorlar görmüş olduk. Bunun sebebi ise aşı çalışmalarına dair piyasaların daha olumlu tarafında olduğunu söyleyelim. Ve bugün de gözler tabii ki
tıkanan Brexit görüşmelerinde olacak. Brüksel'de buluştu von der Leyen ve Boris Johnson. Görüşmeden anlaşmazlık çıktı ve pazar gününe kadar da ikili görüşmelerin ve müzakerelerin devam etmesini bekliyor piyasalar. Bu resimde baktığımız zaman ise Borsa İstanbul tarafında rekorlar var. Dünden bugüne pozitif ayrışıyoruz. CDS'ler tarafında ve dolar tarafında kısmen gelişmekte olan ülke piyasaları gibi değer kaybı görmüş olduk. CDS'lerde de yükseliş görmüş olduk. Ancak Borsa İstanbul hem tahvil piyasasına göre hem de dolar ve CDS'lere göre daha olumlu bir performans çizmeye devam ediyor. Hemen dolara bakalım o zaman. Dün gelişmekte olan para piyasaları dolar sepetine karşı değer kaybetmişti. Türk lirası buna uyum sağlamıştı. Nitekim bugün de 0.40 kadar Türk lirasının dolara karşı bir değer kaybı içerisinde. Euro TL fiyatlamasında da 9.50'leri görüyoruz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 217 vatandaşımız hayatını kaybetti dedi ve 31.712 vaka sayısından bahsediyoruz. Bakan Elvan'ın açıklamaları önemliydi. Bankacılık sektöründe şu an itibariyle döviz pozisyon açığı riski bulunmuyor dedi. Sayın Kalın'dan bir açıklama var. Tabii gözler piyasalarda, iç piyasada, lokal tarafta Avrupa Birliği Türkiye'ye bir yaptırım uygular mı? Bugün ve yarın AB liderler zirvesi olduğunu söyleyelim. Ancak Sayın Kalın da Türkiye'ye S-400 satın alması sebep değil, bir sonuçtur dedi. Sayın Akar'dan da Milli Savunma Bakanımızdan da bir açıklama vardı. S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sistemi bizim için tercih değil, zorunluluktur açıklamasında bulundu. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu'ndan da az önce aktardık, işsizlik rakamlarında bir gerileme söz konusu. Piyasalar Avrupa tarafından bir yaptırım haberi beklemiyor. Joe Biden'ın göreve geldikten sonra Avrupa tarafının ise bu anlamda çok daha net bir karar vereceğini söylüyor. S-400 ile ilgili tartışmalar devam ederken dolarda da 7.85'te yatay negatif bir görüntüyü görüyoruz Türk lirası açısından. Hemen bir Amerika'ya gidelim. S&P 500 tarafında ve Dow Jones tarafında çok önemli bir haber vardı sabah saatlerinde. Hafta başında da aktarmıştık hatırlarsanız, Çinli bazı şirketlerin FTSE Russell Endeksinden çıkarılabileceğine dair. Bugün de S&P 500 ve Dow Jones'ta 21 Çin şirketinin hisse senedi ve tahvil endeksinden çıkacağı söylenmiş oldu. Amerika tarafında diplomasi anlamında süren savaş gördüğünüz gibi piyasalar tarafına da sirayet ettiğini söyleyelim. Münih Çin'den bir açıklama var. Covid yardım çekleri ek işsizlik desteklerinden çok daha fazla istihdam yaratır diyor. Joe Biden ise Amerika'da ticaret temsilcisi olarak Katarina Tay'ı seçtiğini söyleyelim. Amerika'da 48 eyalette tüm bölgeler Facebook'a dava açtılar ve şirketin piyasadaki gücünü kötüye kullanmakla suçladılar. Dün Facebook öncülüğünde çok ciddi satışlar vardı. Tesla ile ilgili değerlendirmelerde ise bazı aracı kurumlar Tesla'nın değerinin aslında aşırı yüksek olduğunu söyledi. Tesla da bu beklentiler sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Avrupa Birliği tarafındaysa büyük teknoloji şirketlerinde internet denetiminde daha fazla sorumluluk üstlenmesini isteyeceğini söyledi. Aksi takdirde yolun sonunda ceza olduğunu söyledi. Amazon gibi, Facebook gibi devlere bir göz daha da Avrupa Birliği tarafından geldi. Dün yine çok önemli bir haber vardı. General Electric'te Amerika'nın en büyük firmalarından bir tanesi, oranın sermaye piyasası olan SEC'ten ceza geldi. Yatırımcılarını yanılttığına dair tutarsa $200 milyon olduğunu söyleyelim. Amerika'da 3 Kasım seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçilmiş başkan Joe Biden hakkında federal soruşturma başlatıldı. Joe Biden'ın oğlu hakkında, düzeltiyorum, Hunter Biden hakkında ve bu anlamda da vergileri inceleme altına alındığını söyleyelim. Son bir dipnot, JP Morgan'dan altın kurumsal yatırımcıların kripto paralara ilgi göstermesinden dolayı sıkıntı yaşayacak diyor Amerikalı banka. İngiliz banka HSBC de altın tahminlerini revize etti ve 2021 senesi için $1965'dan $1907'a doğru çekti. Altınla ilgili beklentiler bozulmaya devam ediyor. Birazdan onu da ekranda paylaşacağız ve gördüğünüz gibi karışık bir seyir var bugüne dair. Peki Asya'da tablo nedir? Çin'de bu sabah 12, Güney Kore tarafındaysa 682 vaka sayısından bahsediyoruz. Securities Journal tarafından bir açıklama gelmiş oldu. Çin'in azalan enflasyona karşın para politikasına bir değişiklik beklemiyoruz denildi. Dün hatırlarsanız Çin'de hem TÜFE'de hem de ÜFE tarafında aylık bazda son dönemlerin en sert gerilemesi yaşandı. Asya Kalkınma Bankası'ndan da bir açıklama var. Kalkınmakta olan Asya ekonomilerinin ilk tahminlerinde daha yavaş daralmasını bekliyoruz diyor. IMF'den Georgieva ise yoksul ülkeler için borç dondurmanın 2020
2021 senesine kadar uzatılmasını bekliyoruz diyor. Dün Kanada Merkez Bankası faizleri değiştirmede, bu sabah itibariyle de gece yarısı itibariyle de Brezilya Merkez Bankası'nda bir değişiklik görmedik. Piyasaların bugün en çok sevdiği konulardan bir tanesi de Kanada'nın Pfizer ve BioNTech aşısına onay vermesi oldu. Artık son onay da artık Amerika'dan bekleniyor, FDA'den. Şangay Kompozit'te artılar var. Japonya, Hong Kong, Güney Kore ve Hindistan borsasında da hem Amerika'da bir türlü çıkmayan yardım paketi belirsizliği hem de Brexit görüşmelerinin pazar gününe kadar sarkacak olması tabii ki piyasaları negatif etkiliyor. Peki Avrupa'da tablo nedir diye hemen bir bakalım. ECB'nin Euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni teşvik tedbirlerine açıklaması bekleniyor demiştik. Ama piyasalar tarafına baktığımız zamansa Avrupa borsaları bugün ECB'nin bu teşvik beklentilerini önceden satın alma peşinde, yine de olumlu bir Avrupa borsası görüyoruz. İngiltere tarafındaysa negatif geçen, olumsuz geçen Brexit tartışmalarına rağmen 0.51 puanlık bir prim söz konusu. Burada özellikle balıkçılık meselesi uzadıkça uzadı, ancak liderlerin görüşmesi pazar günü. İtalya tarafındaysa Euro bölgesinin kurtarma fonu ECM'e yapılması planlanan reforma bugün başlayacağı söylendi ve AB Liderler Zirvesi'nde onay vermesi konusunda Başbakan Giuseppe Conte'ye de destek verdi ve son bir haberde Ukrayna'dan onlar da Ocak ayında karantina kapsamına giriyorlar. Hemen bir tahvil piyasasına bakalım. Avrupa borsalarında olumlu bir tablo var, primli bir tablo var. Bugün küresel piyasalarda risk iştahının kısmen yüksek olduğunu söyleyelim ve tahvil piyasasında da düşen getiriye rağmen bir yönelim görüyoruz. 0.14 puandayız. Peki gerileyen tahvil faizleri altın fiyatlarına olumlu yansıyor mu diye bir bakalım. Evet, altına birazdan bakıyor olacağız. O zaman çok kısa bir ara. Devam ediyoruz Para Töneri ve bu anlamda ALB Menkul Değerlerin Araştırma Müdürü'ne gidiyoruz. Emre Çayır olacak karşımızda. Hiç vakit kaybetmeden Emre hoş geldin. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Burada TLTRO ve PEP aynı zamanda yine ana merkezde olmaya devam ediyor. Hem sanırım miktarsal hem de vadesel anlamda bir genişleme bekleniyor. Aralık ayında zaten bunun sinyali verilmişti değil mi bir önceki toplantıda? Euro-dolarda tarihinin en güçlü seviyelerinden birisinde 1.21'lerde. Ne dersin? Bugün ne karar çıkacak sizce? Bugün Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan ve parasal genişleme programının arttırıldığına yönelik açıklamalar görme ihtimalimiz çok yüksek. Beklentiler burada 500 milyar euro, 600 milyar euro seviyelerinde oluşmuş durumda. Özellikle genel olarak Avrupa'nın ekonomik durumuna baktığımız zaman sıkıntı devam ediyor. Enflasyon oranları gerilemeyi sürdürüyor. Buradaki varlık alımlarının diğer ülkelerin tahvillerine nasıl etki ettiğine bakacak olursak, Portekiz'deki 10 yıllık getirilerin dün akşam itibariyle negatife geçtiğini görmekteyiz. Ki getirilerde de artık yavaş yavaş sıfırın altına yaklaşmaya başlamış durumda. Kim alıyor diye baktığımız zaman en büyük alıcı İtalya, Fransa ve İspanya tarafında ECB'nin olduğunu görüyoruz. O yüzden ilerleyen süreçte varlık alım programının arttırılması tahvil getirilerinde biraz daha negatife doğru seyri devam ettirebilir. Bu euro dolar tarafında yukarı yönlü hareketi engelleyebilecek bir unsur. Ama diğer tarafta da biraz daha aslında genel konjonktüre baktığımız zaman önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası toplantısı da var. Ve bir mali teşvik de gündemde. İki tarafta da genişlemeci adımlar sürmeye devam ediyor. O yüzden euro dolar paritesinin dolar bacağında biraz daha dolar zayıflaması sürebilir. O yüzden bu haftayı euro dolarda 1.19 bölgesine doğru bir geri çekilmeyle beraber devam ettirebiliriz eğer parasal genişleme gerçekleşirse. Ama önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası'ndan, Japonya'dan parasal genişleme hamlelerinin sürdüğünü görürsek o zaman parite tekrar yukarı yönde bir eğilim içerisine geçebilir. Keza şuna da bakmak gerekiyor. Merkez bankaları 2010-2015 döneminde rezervlerinde tuttukları euro miktarını %28'den %20'ye kadar geri çekmişlerdi. Şimdi Asya tarafında rezervlerde bir yükseliş var. Şayet önümüzdeki dönemde bu rezerv miktarı tekrar euro bölgesindeki aktiviteye de bağlı olarak arttırılırsa bu da euro talebini arttırabilir. Bu da euro dolar paritesinde biraz da önümüzdeki aylarda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir gibi düşünüyorum.
Evet, şu anda Avrupa borsalarında birazdan ekrana gelir. O tarafta artıları görüyoruz. İngiltere borsasında da bugün yine artı var. Von der Leyen'le Boris Johnson yemeğinden bir sonuç çıkmadı. Görüşmeler pazar gününe sarkmış oldu. Pazar gününe kadar aslında düzeltelim Emre. Bu anlamda hem Brexit belirsizliği hem de bugün tabii ki ECB'den bir yeni teşvik tedbiri açıklaması bekleniyor. Ne dersin? Avrupa borsalarında özellikle bu yukarı yönde hareket devam eder mi? Örneğin DAX'ta 13.358 puana kadar geldik. Genel olarak orada aşı haberleriyle beraber küresel çapta tekrar ılımlı iyimser hava artmaya başladı. Özellikle İngiltere, Kanada gibi ülkelerin aşı yapmaya başlaması ve önümüzdeki baharda artık virüsün biraz daha kontrol altına alınabileceği beklentisi genel olarak küresel çapta ise senetlerinde pozitif etkiler yaratıyor. Ama burada tabii parasal genişlemenin de yine aynı şekilde pozitif senaryoyu güçlendireceğini belirtmekte yarar var. O yüzden hisse senedindeki varlık fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket bundan sonraki süreçte biraz daha devam edebilir. Yalnız şunu da belirtelim, en son aşı haberleriyle beraber Amerika'da mesela Zoom gibi teknoloji şirketlerinin getirilerinde, hisse değerlerinde aşağı yönlü hareketler yaşandı. O yüzden eğer teknoloji şirketlerinde biraz satış gelirse burada bir fren görebiliriz. Ona dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü 2020 yılındaki rallilerde hep teknoloji şirketleri öncülüğünde ataklar yaşandı. Hı hı. Eğer aşağı haberleri pozitif yansıyacaksa o zaman yükselen teknoloji hisselerinde de biraz kar satışları yaşanabilir. Dünden bugüne aslında bozulan beklentilerin iyice gündemde olduğu ve kurumların da beklentilerini aşağı yönlü revize ettiği bir ürün var, altın. Aslında altınla ilgili Emre senin hazırladığın rapor doğrultusunda çok daha kapsamlı konuşacaktık ama bugün Sayın Bakan'ın yayına dahil olmasından kaynaklı önümüzdeki hafta yaparız daha geniş bir vakitte. Biliyorsanız önce Turizm Bakanı yayınımıza katılmış oldu. Şunu soracağım, Amerika'da yeni teşvik paketi üzerinde bir uzlaşmama noktası devam ediyor hikayesi ve bu anlamda ons altında bir satış var. Sabah saatinde HSBC altının ons fiyatını gelecek sene için 1907 dolara düşürdü. JP Morgan tarafındaysa altın kurumsal yatırımcıların kripto paralara ilgi göstermesinden dolayı bir sıkıntı yaşayacak diyor. Beklentiler biraz daha bozuldu. Siz ALB olarak olumlu tarafta mısınız? Ons fiyatını destekleyecek etkenler aslında bence daha fazla. Evet, raporlar çok farklı fiyatlar söylüyor. Sizin dediğiniz gibi yine aynı şekilde Citigroup'un raporu da 2000 dolarları, 2100 dolarları işaret ediyor. Ama JP Morgan biraz daha 1600-1650 dolarlara doğru altın fiyatının düşebileceğini belirtiyor. İyimser tarafta olanlar aşının gelişmesiyle beraber ekonomik aktivitenin tekrar canlanacağını, parasal genişlemelerinin sonlanabileceğini beklentisiyle beraber altın fiyatında bir düşüş beklentisi var. Burada ETF'lere de bakmamız gerekiyor. ETF pozisyonları özellikle 2016'da ons altın 1050 dolarlardayken başlamıştı. Ve yaklaşık olarak 1900 dolarlara, 1950 dolarlara kadar devam etti. O yüzden ETF'lerin biraz daha maliyeti 1400 dolarlarda. Orada kar realizasyonu görebiliriz. Ama COMEX tarafındaki işlemlerde uzun pozisyonların daha fazla olduğunu görüyorum. Ondan dolayı genel olarak küresel çapta parasal genişlemeler devam edecek gibi duruyor. Bu yıl içerisinde 4 büyük bankası yaklaşık olarak 5.6 trilyon niceliksel genişleme yaptı. Enflasyon sıkıntısı hala devam ediyor. O yüzden ons altın fiyatının geleceğinde biraz daha yeni zirveler yaşanabileceğini düşünüyorum. Evet, bugün de 1836 dolar seviyesinde ons altın fiyatlamaları devam ediyor. Son olarak da doları konuşalım. Dolar tarafında tabii ki önemli açıklamalar, gelişmeler var. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde bir yaptırım olmayacağını görmüş olduk. Ancak Joe Biden'ın aslında göreve geldikten sonraki tutumu da Avrupa Komisyonu'nu mutlaka etkileyecektir. Bugün ve yarın devam edecek olan Liderler Zirvesi'nden ne bekliyorsunuz Emre? Dolar tarafında 7.85'li seviyesindeyiz. Bakan Elvan'ın bir açıklaması vardı. Bankacılık sektöründe şu an itibariyle döviz pozisyon açığı bulunmamaktadır diyor. Tabii bugün işsizlik rakamı da gelmiş oldu ama verinin piyasalara çok bir etkisini görmedik. Ne dersin dolar Türk lirası beklentilerine dair? Dolar Türk lirasında son dönemde tekrar Türkiye'de güvenin inşa edilmesiyle birlikte TL tarafında biraz daha değerlenme var ve fiyat hareketleri zaten bu kapsamda 7.75-7.92 arasında
son 10 gündür yaklaşık olarak devam ediyor. Bundan sonraki süreçte şayet içeride bahsedilen reformlar gerçekleşir ve piyasanın güveni artarsa o takdirde aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Dolar endeksi genel olarak güç kaybetmeye devam ediyor. Özellikle Biden'ın kadrosu burada çok önemli olacak. Biden Maliye Bakanı olarak Janet Yellen'ı göreve getireceğini söyledi. Dün itibariyle eski Kaliforniya valisinin Sağlık Bakanı olabileceği söyleniyor. Bundan sonraki süreçte eğer Amerika ekonomisine olan güven artarsa o biraz doları kuvvetlendirebilir ama genel itibariyle gerek mali teşvikler, gerek ekonomi destekleme paketlerinin 2021 yılı içerisinde de süreceği beklentisi devam ediyor. Bundan dolayı dolar tarafındaki zayıflık sürebilir. Bu da dolar TL'deki yukarı yönlü hareketleri biraz daha engelleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii yukarıda çok önemli 7.92 seviyesinin üzerine geçilirse biraz daha 8.04'e doğru bir hareket görebiliriz. O bölgeler dolar TL'deki son yükseliş hareketinin %50'lik denge seviyesi. 8.05'in üzerine geçilmediği müddetçe dolar TL için çok önemli bir yükseliş hareketi beklemiyorum. Emre Çayırlı, vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. ALB Menkul Değerler'in araştırma müdürü sevgili Emre'ye katkıları için bir kez daha teşekkürler. Şimdi Özsoy Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy'a gidiyoruz. Hoş geldin. Pardon, biz finansal danışmanlık. Aslında Özsoy da güzel olurmuş Murat. Evet Murat, Allah söyledi galiba, bir gün bakarsın. Yeni bir şirket mi yolda diyelim. Sen böyle evet, ekip ruhuyla biz finansal danışmanlık kurucu ortağı koymuşsun. Ben de söylerken bir yabancılaştım kendim ama sonra tekrar kendime de geri dönmüş oldum. Çok uzaklaşmadı ruh. Buralarda devam ediyoruz, merak etme. Murat, şimdi aynen. JP Morgan sabah bir yorum paylaştı. Dün de CNBC'nin önceki gün bir anketi vardı. Amerikan borsalarında S&P 500 özellikle %8 ila %20 arasında bir prim söz konusu olacak dedi gelecek sene için. JP Morgan da bugün diyor ki şu andaki cari fiyatlardan %20 kadar daha gidecek bir alan var. Yani 4400 pound olarak Amerikan borsalarında bir hedef belirlendi. Şimdi teşvik paketi görüşmeleri devam ediyor biliyorsun. McConnell'la Pelosi arasındaki kavga gürültü. Ancak piyasa bir şekilde Biden'ın göreve geldikten sonra en azından büyük montanda olsa bir paketin yolda olacağını düşünüyor. Katılır mısın? Önümüzdeki sene S&P 500'de yeni bir rekor dalgası gelir mi? Ve bu bize pozitif yansır mı sence? Şimdi tabii Biden'ın göreve gelmesiyle beraber bir takım ciddi beklentiler var Amerika tarafında. Aslında görev öncesi ve sonrası olarak da ayırmak lazım. Yani şu anki şeylere baktığımız vakit, projeksiyonlara baktığımız vakit özellikle bu koronavirüs vakalarının Amerika'da çok hızlı bir şekilde artmasından ötürü ben çok fazla böyle 2021'e bakış olarak uzun vadeli işte rekorların yapılmasına dair tahminleri pek altını dolduramıyorum açıkçası. Çünkü 2021 yılına baktığımız vakit işte 2020'den sonra evet bir takım umutlar besliyoruz ama 2021 yılı 2020 yılından çok da aşırı derecede farklı olacak gibi bir görünüm yok diye düşünüyorum Murat. Yani öngörülebilirlik anlamında baktığımız vakit 2021'de de bir takım böyle gitgeller olacak. Dolayısıyla şu andan işte S&P 500 için, Nasdaq için yine rekorlar kıracağına dair bir takım söylemler biraz erken tahminler gibi geliyor bana. Hı hı. Buradaki ana beklenti ne olabilir? İşte mali teşvik paketinin onaylanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ancak orada da henüz net bir takım konular yok. Tabii Joe Biden'dan önemli bir takım beklentiler var. Bu beklentiler ne kadar gerçeğe dönecek ya da dönmeyecek onları görüyor olacağız biz daha çok. Burada da Trump'la olan özellikle televizyon programlarındaki tartışmalara baktığımız vakit işte oradaki hep Biden'ın Trump eleştirdiği taraftaki aksiyonları alıp almayacağını göreceğiz. Ancak orada da işler çok kolay olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Biden biliyorsun Trump hep ekonomileri kapatmakla, açık tutmakla çok eleştiriyordu. Ve eğer Biden o söylemlerindeki gibi ekonomileri tekrar kısıtlama ya da kapatma yönünde bir takım hamleler alacak olursa bu S&P 500'ü ya Nasdaq'ı ya da Dow Jones'u olumsuz olarak etkiler. Şimdi eğer JP Morgan böyle bir tahminde bulunmuşsa demek ki yapılan araştırmalar sonucunda şöyle bir öngörüde bulunmuşlar ki ya da şunun ipuçlarını almışlar ki Joe Biden göreve geldikten sonra da Amerika ekonomisinde her ne kadar koronavirüs vakaları artsa da ciddi kapanmalar olmayacağının bir ipucudur bu aslına bakarsan satır arasında. Hı-hı. Öyle yorumluyorum ben. Türkiye açısından bakacak olursak da elbette ki bu artışlar BIST 100 endeksinde olumlu manada etkiler. Çünkü özellikle Asya endekslerinin ve Amerika endekslerinin gölgesi altında giden, etkisi altında giden bir BIST 100 endeksi var. Genel itibariyle zaten bu böyle. Bunu bu hafta içerisinde de biraz net olarak gördük. Dolayısıyla ben ana temanın bu JP Morgan'ın yaptığı rapor altında
ekonomilerin kısıtlamasının veya açık olmalarının ne şekilde olacağına dair bir varsayımın yattığını düşünüyorum. Evet, ama JP şu an içinde biraz erken görüyorum. JP Morgan'ın raporunu konuştuktan sonra 2021'de S&P 500 beklentisi 4400 puan olduğunu söylemiştik. Bizim borsamıza dönelim. Dün rekor bir kapanış oldu yine Murat Özsoy. Bugün de aslında Borsa İstanbul'da olumlu bir performans görüyoruz. 1358 puan seviyesindeyiz. Kardemir, Tekfen, Şişe, Garanti Bank, Petkim, Akbank, Tüpraş ve Bimaş gibi hisse senetlerin BIST 30'u taşıdığını gördük. Şunu sormak isterim. Dün rekor kapanışı oldu ve pozitif bir ayrışma söz konusu. Özellikle dün biliyorsun Amerika'da Facebook öncülüğünde çok ciddi bir Nasdaq satışı görmüş olduk. Keza Avrupa tarafına da bu sirayet etmiş oldu. Ama borsa pozitif kapanıyor. Pozitif ayrışma devam eder mi diye soracağım sana. Ve yıl sonunda Borsa İstanbul'da bir rekor beklenti var mı, yoksa biraz daha ilk çeyreğe mi öteledin bu beklentini? Şu anda Borsa İstanbul'un bu puanını itekleyen iki üç tane alt sektör var Murat. Bunların özellikle son birkaç gündür baktığımız vakit basit metaller ve diğer metaller sektörü ağır basıyor. Bunda da özellikle demir çelik tarafındaki 2021'e dair çok olumlu beklentiler var. Yüksek kar marjlarına dair beklentiler var. Mesela biz nispeten reel sektöre de çok yakın olduğumuz için özellikle çelik sektöründe şu anda firmaların ilk 2021 yılına dair ilk 6 aylık stoklarını da bugünden itibaren hazırladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu sektördeki, bu endeksteki artışlar şu anda özellikle BIST 100'ü ağırlıklı bir şekilde destekliyor. Yani hatta endeks detayına bakacak olursak sektörel olarak ben burada %1.8'lik falan dahi bir potansiyelin yattığını düşünüyorum. Keza bankacılık endeksine baktığımız vakit burada da %1.5'luk falan bir potansiyel artış yatıyor şu anda. Dolayısıyla eğer bu artışlar gerçekleşirse, ki şu an ana trende baktığımız vakit de o yönde bir gidişat var, 1330'un bir alt destek olma haline geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla ben şu anki ana trendin eğer herhangi bir jeopolitik risk gelmediği müddetçe yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. 2021'in ilk çeyreğine baktığımız vakit tabii orada Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra Amerika tarafından olası bir takım işte S-400 kaynaklı yaptırımlar gündeme gelir mi gelmez mi onları biraz daha net göreceğiz. Özellikle şu anda CDS primlerinin özellikle gerilemesi ve dolar TL'nin 7.84'lerde yatay bir seyirde gitmesi de bu konuda Borsa İstanbul destekleyen etkenler arasında yer alıyor. Ancak dediğim gibi alt endekslere baktığımız vakit özellikle reel sektör tarafında, sanayi tarafında, holdingler tarafında ve metal sektörü tarafında 2021'e dair çok olumlu beklentiler var. Eğer bu beklentiler 2021 başlangıcında ilk çeyreğiyle beraber de devam ederse yıl sonuna kadar ben ana trend eğilimin, artış eğiliminin devam edeceğini, 2021'in ilk çeyreği itibariyle de özellikle Ocak ayında gelecek haberler çerçevesinde de Borsa İstanbul'un tekrar yükseliş trendine devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama şunu da dipnot olarak söylememde fayda var. Yıl sonuna doğru bir takım kar realizasyonları gelecektir. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Ne zaman ki 1310-1313 puanın altına inmediği ve burada çok vakit kaybetmediği müddetçe ben Borsa İstanbul'un ana yükseliş trend eğilimini devam ettireceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yatırımcıların, özellikle küçük yatırımcıların bu seviyelerden gelebilecek ufak çaplı kar realizasyonlarına da hazırlıklı olmalarında fayda var. Peki bugün ve yarın devam edecek olan liderler zirvesinde anladığımız kadarıyla bir yaptırım riski yok şu anda, ama Türkiye konusu yine konuşulmuş olacak. Muhtemelen Joe Biden'ın göreve gelmesini bekleyecek piyasalar birazcık daha. Avrupa Birliği'nin de bu yaptırım meselesinde Amerika'nın elini de görmek isteyecektir. Dünden bugüne tabii çok S-400 ile ilgili açıklama da geldi Murat, biliyorsun. Türkiye bu Temsilciler Meclisi'nde yaptırım öngören yasa tasarısı büyük bir oy farkıyla kabul edildi ve Senato'ya gidecek. Daha sonrasında da Trump'ın veto hakkının olup olmayacağına bakacak piyasalar. Liderler Zirvesi'nden ne bekliyoruz? Sayın Kalın, Türkiye'nin S-400 satın alması sebep değil sonuç dedi. Sayın Akar'dan da aynı doğrultuda bir cevap vardı. Bizim için tercih değil, zorunluluktur denilmiş oldu. Türkiye'nin çok hani geri adım atmadığını da gördük, ama ne dersin? Bugün Avrupalı liderlerden bir yaptırım kararı çıkar mı sence? Ben şahsen bir yaptırım çıkacağını tahmin etmiyorum Murat, ama tabii AB Liderler Zirvesi'nin resmi yayınlanan ajandasına baktığımız vakit o ajandada çok net bir şekilde Doğu Akdeniz ve Türkiye tarafındaki yaptırımların ve oradaki sıkıntılı konuların görüşüleceğine dair bir madde var. Hatta yanılmıyorsam akşam yemeğinden sonra yapılacak oturumda konuşulacak.
Ondan sonra da yarın daha çok işte iklim zirvesi konuları gündeme geliyor olacak. Ama Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ajandasına baktığımız vakit şöyle bir ağırlıklandırma yapacak olursak COVID-19'un yarattığı etkiler, iklim değişikliği konusu ve özellikle Brexit, bunlar daha ağırlıklı. Yani Türkiye'ye olan yaptırımlar konusu bizim şu anda algıladığımız derecede çok ağır bir seviyede görmüyorum ben. Ve bugün öğleden sonraki yapılacak oturumda da ciddi manada bir yaptırım çıkacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü bunu eğer çıkacak olsaydı Liderler Zirvesi önceki yapılan görüşmelerde bunun sinyallerini net olarak alırdık. Bence bir görüşmeler olacak, konuşulacak ancak AB Liderler Zirvesi tarafından net bir şekilde bir yaptırım kararı çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü AB Liderler Zirvesi'nin aslına bakarsan önünde daha kritik konular var. Mesela şey tarafı ilginç. Yarın Christine Lagarde'ın da toplantıya katılacak olması enteresan. Bugünkü Avrupa Birliği Merkez Bankası kararının toplantısından sonra Avrupa Birliği liderleri tarafında aslında bence Avrupa Birliği içerisindeki dengesizlik konusu önemli bir şey teşkil ediyor. Gündem maddesi teşkil ediyor. Çünkü Almanya özellikle ticaret dengeleri açısından baktığımız vakit o kadar ayrıştı ki Fransa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan ciddi manada burada bir dengesizlik söz konusu. Yani euro dolar paritesi 1.20'lerin üzerine çıktığı halde bile şu anda Almanya Avrupa Birliği'nin ticaret dengesinde pozitif fark yaratan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani 18 milyar eurolara kadar çıkmış durumda ticaret dengesindeki pozitif durum. Fransa'da problemler var, İtalya'da problemler var, İspanya'da problemler var. Dolayısıyla Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bir kere buradaki konsolidasyonu yaratma konusunda bir şekilde odaklanacaklar. Bir taraftan da tabii bir türlü çözülemeyen Brexit var. Şimdi pazar gününe ertelendi bir de görüşmeler. Bunlar ana gündem maddeler olarak konuşulacağını tahmin ederken Türkiye ile olan yaptırımlar konusunda ben net ve ciddi bir şekilde çıktı beklemiyorum. Zaten bizim Türkiye tarafından da bürokratlar tarafından yapılan açıklamalara baktığımız vakitte gayet ılımlı, herhangi bir şekilde tansiyonu yükseltmeyecek derecede açıklamalar geliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir tansiyon devam ederek buradan net bir takım yaptırımlar çıkacağına dair bir beklentim açıkçası yok şu anda Murat. Son bir dakikamız Murat. Dolarda 7.87 bölgesine kadar geldik. Bugün bir yükseliş söz konusu. Genelde 7.90'lardan bir dönüş oluyor. Bir kez daha döner mi yoksa oraların üzerine çıkmak ister mi? Ve sence neden yükseliyor? Bu 7.90'lar konusu çok önemli bir yere değindi Murat. Ben de onu takip ediyorum çok yakın bir şekilde. Çünkü iki defa test etti geçtiğimiz haftalarda 7.90'ı. Ve bu 7.84 seviyesinde birkaç günden beri yatay gitmesi ve şimdi 7.87'lere doğru hareketlendirmesi bize daha önce izlediğimiz filmi aslında bakarsan izlettiriyor. Eğer 7.90'a doğru bir hareketlenme olursa ve orada geçtiğimiz o test ettiği zamanlardan biraz daha fazla vakit harcarsa dolar TL kurunda bir takım yukarı yönlü hareketlendirmeler gelebilir gibi bir beklenti var. Ancak şu açıdan olumlu bir durumda söz konusu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelen güzel açıklamalar var. Merkez Bankası'nın toplantısına dair iletişim tarafında bence yine olumlu güzel açıklamalar gelecek. Bankacılık sektörüne dair, yabancı para pozisyonlarına dair yine Sayın Maliye Bakanlığı tarafından da olumlu manada güzel açıklamalar geldi. Bu iletişim devam edecek olursa eğer bu ay içerisinde ben dolar TL tarafında yine 7.90 testlerin olacağını, belki 7.91'lerin de test edileceğini ancak kurun yıl sonuna doğru orada çok yerleşeceğini tahmin etmiyorum. Şöyle bir bant aralığı verecek olursak 7.84'ün üzerinde gidecektir muhtemelen ama 7.86, 7.91, 7.92 arasında dalgalanarak yılı kapatacak gibi bir görünüm var bugünden baktığımız zaman. Murat Özsoy, çok teşekkür ederiz katkıların için. Bu defa doğru bir şekilde seni uğurlamış olalım. Biz finansal danışmanlık kurucu ortağı sevgili Murat Özsoy ile konuştuk. Ve programımızın da sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek temennisiyle. Çok özür dilerim. Çok kısa bir ara sonra devam ediyoruz. Reisaş Lojistiğin sunduğu Para Toner devam edecek. Koçak'tan parmakları taşlandıran fırsat. Pırlanta tek taş ve beş taş yüzük özel fiyatıyla ekoçak.com ve Koçak mağazalarında. Koçak, seninle güzel. Birikimleriyle kazanmak isteyenler, yeni yıl hediyeniz denizden. 6 aya kadar net %15,5, 6 aydan 1 yıla kadar net %16 ve 1 yıl üzerine net %16,5 hoş geldin faizi sizi bekliyor. Hemen mobil deniz, internet bankacılığı veya en yakın şubemize gelin, birikimleriniz kazanca dönüşsün.
Reysaç Lojistik'in sunduğu Para Töner devam ediyor. Piyasalarda gözlerin bugün Avrupa Merkez Bankası'nda olduğunu söylemiştik. 15.45'te faiz kararı geliyor ve 16.30'da da ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan programı 6 ay uzatması beklenirken 1.85 trilyon euro büyüklüğündeki seviyeyi de çıkarması bekleniyor bu yardım paketini diyelim. Para Töneri'nde sonuna geldik. Yarın sabah aynı saatte görüşmek dileğiyle. Reysaç Lojistik, Para Töneri sundu.